Nazım Anıl, dönem son işlemler. Buyurun Sayın Hanım. İyi bayramlar. Süremiz 45 dakika. 5 dakika derken bitirirsek 40 dakika. Arz ederim tamam. Efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ya biz bugün bayram kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun, iyi bayramlar. Bayram namazı tarif eder gibi bizim her yıl işte bugünlerde bayram namazını tarif ediyoruz. Her vergi döneminde yaptığımız işlemler. Evvelden bir kere yapıyorduk. Ne zaman evvelden? Bu katma değer vergisi kanunu çıkmadan evvel. Şimdi çıkalı beri, yani 85'ten beri her ay dönem sonu işlemi yapıyoruz. Her ay beyanname hazırlıyoruz. Beyanname ne demek? Bizdeki kayıtlar bu demek. Yani önce kayıtları yapıyoruz. Ondan sonra kayıtların sonucunu ayın sonunda aldığımız raporlarla gerek muavin defter dökümleri gerekse mizanlar onlarla kontrolleri yapıyoruz. Doğru mu kaydedilmiş? Ona göre de beyannamedeki ilgili satır ve sütunlara rakamları yerleştiriyoruz. Sonuçta beyan ortaya çıkıyor ve gelir idaresine de gönderiyoruz. Bizim kayıtlarımız bu diyoruz. Yani her ay dönem sonu işlemi yapıyoruz. Sonra biliyorsunuz 99'da yasalaşan 4369'da geçici vergi geldi. Biliyorsunuz ilk uygulamasında 6 ay idi. Sonra 3'er ayda bir geçici vergi beyannamesi vermeye başladık. Bu sefer 3'er ayda bir, her 3 ayda 3 aylık faaliyetin sonucunu ne yapıyoruz? Yeri idaresine budur diyoruz. Bir matrah çıkarıyoruz. Tabii kar ve ona göre matrahı tespit ediyoruz ve onu beyan ediyoruz. Tabii 3'er aylıklarda fiili sayım yapılmadığı için bir de %10 yanılma payı hakkı verdi mükellefe yasa koyucu. Yani hata yapabilirsin ama %10'a kadar yaptıysan, %10'u aşmıyorsa matrahın %10'unu atan, bunu düzeltmeye gerek yok. Ama aşıyorsa vergi ziyanına sebep oldun demektir. 3 aylık geçici vergide bunu düzeltme beyannamesiyle düzeltip fark vergiyi ve ödeyeceksin. Etti senede 4 dönem geçici vergi dönemi. Bir de esas kurumlar vergisi beyannamesi Nisan ayında, geri vergisi beyannamesi Mart ayında olmak üzere esas dönem sonu. Yani bütün dönemi tekrar gözden geçiriyoruz. Bir takvim yılını gözden geçiriyoruz. Tabii bu gözden geçirirken eğer herhangi bir hata vesaire bulduysak bu hata ilgili geçici vergi dönemine de oluştuysa o ilgili geçici vergi dönemine yine düzeltme beyannamesiyle %10'u aşıyorsa matrağın düzeltme beyannamesi vererek düzeltiyoruz ve ona göre de yıllık beyanı veriyoruz. Şimdi geçen senede hatta 2013'ten beri bunu bu şekilde anlatıyoruz. Yani Türk Ticaret Kanunu biliyorsunuz 6102 sayılı yasalaştı. 1 Temmuz 2012'de de yürürlüğe girdi. Tabii girmeden 5-6 gün evvel de 50-55 maddesi değişerek neredeyse getirilen düzenlemeler, muhasebeyle ilgili düzenlemelerin ve denetimle ilgili düzenlemeler yasadan çıkarıldı gibi. Yani beklenen olmadı. Neydi beklenen? Şimdi o yasa tanıtılırken hatırlıyorum Ticaret Bakanı Yazıcıoğlu tanıtım toplantılarında demişti ki biz iş alemine bir otoban açtık. Otoban açtık.
Yani otoban neydi? Muhasebe ve kökü de muhasebe ve denetim. Tabii şirketlerin mal varlığının korunma esası vesaire de var bunların içinde. Uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebelerini tutacaklar. Bir de bu bağımsız denetimden geçecek. Dolayısıyla şirketin finansal tabloları bütün dünya dillerine çevrildiği için bütün dünyada finansal kaynaklara ulaşabilecek bizim tacirimizde. Böyle bir otoban açtık dediler. Bu otobanı 5 gün kala kapattılar. Ama cin şişeden çıktı. Yani bu yasa yürürlükte. Ta 1 Temmuz 2012'den beri yürürlükte. Yürürlükte olan maddelerini yasa olduğu için hepimiz uygulamak zorundayız. Şimdi neye sevinmişti o zaman tacir bu değişiklikler yapılınca? Cezalar kalktı diye sevinmişti. Halbuki tabii Türkiye kanunundaki cezalar 562. maddedekiler bir kısmı kaldırıldı. 3 tane ceza kaldı. Ama esas Türk Ceza Kanunu'ndaki tacirin suçlarını ilgilendiren cezalar duruyor. Onlara hiç dokunulmadı. Yani tacirin suçu ne olabilir? Hile olur. Hileli envanter, hileli beyan. Beyan ne? Vergi beyannamesi de beyan. Bankaya verdiği hesap durumu da beyan. Hepsi beyan. Bunların doğru olması aranıyor. Eğer bunlar hatalıysa, mesela envanter, hileli envanter çıkardıysa, ki zaten dönem sonu envanter ve değerleme işlemleri diyoruz. Bütün finansal tablonun, o finansal durum tablosu yani bilançonun sağ tarafının da sol tarafının da yılın son günü itibariyle sayılmış, dökülmüş, fiili sayımları yapılmış, kaydi sayımları arasında farklar var mı yok, bunlar tespit edilmiş, farkların sebepleri araştırılmış, fatura düzenlenmeyen varsa düzenlenmiş, ambar, stoklar, kayıtlarla eşit hale getirilmiş olacak. Bu stoklarla ilgili kısım. Maddi duran varlıklarla ilgili kısım, bunların da envanteri. Bir kere amortisman defterinde kayıtlı bütün maddi duran varlıklar hakikaten var mı? Hakikaten işletmede çalışıyor mu? Bunların da tespiti yapılacak. Çalışır durumda mı değil mi? Bunların tespiti yapılacak. Ve hurdaya çıkanlar varsa değer düşüklükleri yapılacak. Vesaire. Bunun yanında yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar Merkez Bankası'nınca yılın son günü ilan edilen kur üzerinden değerlemeye tabi tutulacak ve o günkü kur değerine getirilecek. Bir bütündür bilanço, bir bütündür ve bütün bilanço kalemlerinin envanteri yapılacak. Ve onun sonucuna göre o bilanço doğru kabul edilecek. Şöyle biz ne yapıyoruz? Önce bir geçici, genel geçici mizan alıyoruz. Genel geçici mizan üzerinde o genel geçici mizan o gün çekilmiş bir fotoğraf. Ama bu fotoğraf flu fotoğraf. Yani net değil. Yine ticaret kanununda çok güzel tuttuğum bir ilkedir o. Dürüst resim ilkesi diye bir ilke bu yasada yazan adıdır. Dürüst resim ilkesi. Dürüst resim nedir? Şeffaf, hiç montaj yapılmamış. Neyse o. O dürüst resme ulaşmak için biz ne yapıyoruz? Demin söylediğim işlemleri yapıyoruz o geçici mizan üzerinden. Önce muhasebe içi envanter işlemlerini yapıyoruz. Yani muhasebe kendi içinde tutarlı mı? Borçlar, alacaklar doğru mu? Yani başka hesaplara kayıtlar var mı yok mu? Çünkü doğrulamaya çıkıyorsun. Karşı taraftan mutabakata çıkıyorsun. Çıkmadan evvel ne yapacaksın? Önce aynaya bakacaksın. Evden çıkarken ne yaparız? Giyiniriz, üstümüze başımıza bakarız. Herhangi bir anormallik yoksa
açar kapıyı çıkarız. Dolayısıyla müşterilerle de bankalarla da mutabakat yapmadan evvel önce kendimiz aynaya bakacağız. Muhasebemizi düzgün mü, hesaplarımız farklı hesaplara, yanlış hesaplara kayıt var mı yok mu, onların kontrolünü yapacağız. Az evvel iki arkadaşım burada sunum yaptılar. İç kontrol ve iç denetim. Esas onlar yapılacak. Ve ondan sonra kapıyı açıp çıkacağız. Nereye? Satıcılara doğrulama mektubu göndereceğiz. Satıcılarla mutabakat yapacağız. Alıcılarla mutabakat yapacağız. Bankalarla mutabakat yapacağız ve birebir hesaplarımızı mutabık hale getireceğiz. Bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra o dürüst resme ulaşacağız. İşin esası budur. Yani tacirin o envanter, hileli envanter suçunun tek kurtuluş yönü budur. Eğer bunu yapmıyorsa tacir, o suçu işler durumdadır. Var mı hiç o suçu işleyen aramızda, yani işletme sahiplerinden? Türkiye'de yok. Yok mu diyeceksiniz? Yok mu? Maalesef yani %98 belki üzeri bu suçu suçüstü durumunda. Maalesef böyle. Yani maalesef mesela en büyük sorun orta büyüklükte, ortanın da biraz üzeri olan firmalarda en büyük sorun stoklar mesela. Hiçbir tacir stoğunu bilmiyor. Ton olarak